Evet, içeride yandım. Sence kim gitmeli dedi? Tamam. İsim vermedi. İlk bendim. Ben bana sordu. Ben dolandırarak kim gitmemeliden kim gitmeliyi söyledim. Onun üzerine ona geçti. Hiç beklemiyor böyle bir cevap. Yani Allah Allah. Tekrar eder misin? Ben dedim. Samimi misin dedi yani bunda dedi. Evet ben samimim dedi. O ısrarla vermedi. Vermeyince birini vermek durumundasın dedi. Yani en şey düşündüğün kim? O zaman ben gideyim dedi. Sonra Ahmet'e döndü. Ahmet dedi o zaman Mert'i dedi içeriye alıyorsun dedi. Tamam. Samimi misin bunda dedi. Evet dedi. O zaman dedi biri sen olacaksın. Ahmet Işık Mert'i yanına alacaksın dedi. O tüccar bir yüzü geldi miydi yoksa hani? Yok şaşırdı. Ya yani böyle bir cevap bekler mi? Beklemiyor. Yani o anda aldı o kararı. Yani. Tuncay Bey. Nasıl bir olay? Mert niye öyle bir şey yaptı ki? O anda o kararı aldı. Şaşırdı çünkü Tuncay Bey. Böyle bir şey beklemiyor. Böyle peki, bir cevap beklemiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Emin misin dedi. Samimi misin dedi bunda dedi. Evet dedi samimi. O zaman dedi içeriye giriyorsun dedi. Eğer duygusal bir tavır olarak nitelendirirse Tuncay Bey hoşlanmayabilir yani. Ama Mert çok takıma bağlı yani. Takım ruhunu çok hisseden biri. Tuncay Bey onu şöyle yorumladı. İş hayatı burası. Böyle bir şey yok. Kimi yanlış, hayır kimi yanlış görüyorsan söyleyeceksin. Evet. Sonuçta kaybettiniz. Netice o öyle. O öyle yorumlayarak istedi Mert oraya. Yani sen bunu yapmalıydın, niye yapmadın diye. Yani o yüzden eğer bunun üzerine giderse Mert dönmeyebilir. Eğer Mert ben o zaman gireyim cümlesini içeride iyi bir şekilde ifade edip anlatırsa evet, bunu doğru ifade ederse kesin döner. Sırf kendimi kurtarmak için başkasını niye ezeyim ki? Aliye Hanım, nasıl yorumluyorsun? Tuncay Bey, şimdi ben Cem ve Mert'le ilgili biraz düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Cem'i görev esnasında da gözledim. Fikirlerini çok net ortaya koymuyor Cem. Biraz ortada dolaşıyor. Bunu bilinçli olarak mı yapıyor bilemiyorum. Ama şöyle düşünüyorum. Ya cesareti yok veya bu yarışmada kazanmak için çok fazla azmi yok. O yüzden Cem'i bu davranışını çok doğru bulmuyorum. Mert'e gelince çok şaşırdım. Çok gereksiz bir riske attı bence. Hem kendini hem de takımını. Çünkü bu davranışıyla takıma daha az katkı sağlayacak birinin takımda kalmasına da sebep doğru olabilir. Dolayısıyla yaptığı hareketi çok yanlış buluyorum. Doğru, doğru katılıyorum. Mete Bey, Tuncay Bey, Cem'le ilgili Aliye Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. Ahmet ve Mert'le ilgili de bu iki arkadaşımız daha önceki görevlerde de genellikle verimli katkıları olan arkadaşlarımızdı. Ahmet'in bu görevdeki liderliğinin de kötü olmadığını düşünüyorum ben. Mert'e gelirsek, Mert bence çocukça bir hata yaptı. Gerçek iş yaşamında hiç kimsenin yapmayacağı bir şeyi yaptı. Dolayısıyla bunun takdirini siz bilirsiniz. Sevil Hanım, arkadaşları yollar mısın? Buyurun, girebilirsiniz. Evet, Ahmet neden Cem'i seçtin? Efendim, ekip ve takım ruhuna çok önem veren bir insanım. Lider olarak da bu konuda gözlemim vardı. Ben hiçbir zaman ekip içinde kullanılmaması gereken bir kelime olarak biliyorum. Ve ben şöyle söyledim, ben bunu yaptım. Bence böyle olmalıydı. Bence söylenmemesi gereken şeyler ama bunu tamamen planlayıp sonuna kadar götürmek ve herkese bunu kabul ettirmek herkesin görevidir diye düşündüm. Peki Mert'i almasaydın yanına ikinci arkadaş olarak kimi alırdın? Serkan arkadaşımızı alacaktı efendim. Serkan arkadaşımızı alacaktı. Cem, Ahmet'in söylediklerine ne söyleyeceksin? Ne cevap vereceksin? Yani ben olarak ortaya çıktığıma aslında inanmıyorum. Sonuçta eğer böyle bir rahatsızlık varsa lider tarafından bence bu
gün içerisinde veya daha ilk anda uyarılabilir. Yani sonuçta eğer gün içerisinde böyle bir sorun varsa lider tarafından yanlış anlaşılmış olaraktan bana ifade edilebilir ve düzeltilebilir diye düşünüyorum. Ahmet zamanı iyi kullanamadığını düşünüyorum. Ama senin iyi bir liderlik yaptığına inanıyorum. Teşekkür ederim. Cem, seni hep kararsız görüyorum ve durumu idare ediyorsun. Bence sen hata yapmaktan korkuyorsun. Mert, iş hayatında gereksiz kahramanlıklara yer yok. Umarım dersini almışsındır. Cem, seninle çalışmak istemiyorum. Siz ikiniz süitinize çıkabilirsiniz. Sen aşağı iniyorsun. Teşekkür ederim. Ben yani bu dönem içerisinde verdiğiniz görevlerde gerçekten çok şey öğrendiğime inanıyorum. Kararsız olarak nitelendirildim. Yanlış olduğunu düşünüyorum ama çok teşekkür ediyorum. İleride çalışmak üzere. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Bozmamla ilgili olarak bir bu şekilde olayı görmesiydi. Açıkçası Ahmet Işık'a hiçbir şekilde bir kırgınlığım yok. Bu kendi görüşüdür. Sonuçta Ahmet Işık'ın liderliğinde kaybedilmiş oldu. Okuduğum bir kitapta liderlikle ilgili olarak insanda bulunması gereken 4 vasıftan bahsediliyordu. Cesaret, adalet, bilgelik ve sebat. Cesaret ve adaletli bir insan olduğumu düşünüyorum. Bilgelik zaten zaman içerisinde gelişecektir. Sebat duygum zayıftı. Bu yarışmada hem 6 tane zorlu görev hem de hiç tanımadığım insanlarla bu görevleri gerçekleştirmem dolayısıyla sebat konusunda gelişim sağladığıma inanıyorum. Ve ileriki hayatımda da bunun faydasını göreceğimi düşünüyorum. Bu yarışmada 6 bölüm yer aldım. Bu 6 bölümde Tuncay Bey'den öğrendiğim en önemli konu pazarlık ve pazarlıkla satın alırken kazanma diyebilirim. Sonuçta pazarlıkla çok büyük avantaj sağlayarak mallarınızı satın alabilirsiniz ve bu da kar olarak size geri döner. Bu bir oyundu ve sadece kendim için bir eğitimdi bu. Bu sağladığıma inanıyorum. Kendi işime devam edeceğim. Benim iş hayatımla ilgili olarak amacım var olan şirketlerimi çok büyük şirketler haline getirmek. Bununla ilgili olarak da sermaye ihtiyacım olabilir ve hatta bununla ilgili olarak da belki Tuncay Bey'e bile iş planlarımla gitmeyi düşünüyorum. Umuyorum olumlu sonuçlar alabilirim. Bakalım önümüzdeki hafta Çırak'ta neler olacak? Bu hafta sizlere 2 ev vereceğim ve bu evlere kiracı bulacaksınız. Epsilon'dan Bebek'te deniz manzaralı kenti 1 metre kare masrafı kombili daire. Gizli liderlik Ahmet'in de ruhunda var. Açıkçası Serkan'ın iyi bir yönetici olduğuna inanmıyorum. Yeni grubumuzda Gökçen yerine Didem'in olmasını tercih ederdim. Moralimizi bozmuyoruz. Ümitliyim hala. Ümitliyim hala, olmadı. Seninle çalışmak istemiyorum. Kim bu büyük yarışta kalacak, kim hayallerine veda edecek? İzleyelim ve görelim.